Ne yapıyorsun sen? Hani eve silah sokmayacaktın abi? Annem vefat etti diye ona verdiğin sözü de mi unuttun? Bana başka yol bırakmadılar. Bunu anlayacak yaştasın. O yüzden sus. Neyi anlayacak yaştayım abi? O silahla birini vurabileceğini mi? Katil olabileceğini mi anlayabilecek yaştayım? Bazılarının anladığı dil buysa sen de o dilden konuşmak zorunda kalırsın. Sonun ne olacağını düşünmeden. Bu silah benden çok seni korumak için. Beni korumak için mi? Annem öldükten sonra parona yaklaştığının farkında mısın? Sanki trafik kazasında ölmemiş de biri onu vurmuş gibi davranıyorsun. Abi ya. Vallahi bu yaptığın ayıptır başkan ha. Ne oldu ya? Bir siz gitmişsin Cemil'in yanına. Marina'daki adamlarımız söyledi. Gece gece toprak mı çekti arkadaş? Ya ya sana bir şey olsaydı? Bir sakin olun ya, bir sakin olun. Gelin şöyle, gelin. Gel. Merak etmeyin. Ben de iyiyim o Cemil hayvanı da. Nasıl yani? Kaldırmıyor muyuz abi cenazesini? Olayla ilgisi olmadığına yemin etti. Bunu ben yapsaydım annenle senin arabanı karıştırmazdım dedi. Sen de inandın yani ha. Vallahi pes yani başkan, ben sana artık hiçbir şey demiyorum. Tepesine binmişken öldürmedin ya o. Ya bir dur ya, Allah aşkına bir dur ya. Seni görünce var ya diyorum ki gazla hareket eden insanlarda suyla çalışan araba niye yok acaba? Bir dur ya, bir yüklenme adama. Ben de başından beri zaten niye Cemil böyle bir yola başvurdu anlamadım. Dur bir dur. Ya Refik? Onu da mı Cemil tutmadı yani? Yüzde bir ihtimal de olsa hanımı öldüren Cemil değilse bu gerçeği ortaya çıkarmalıyız. Katil ister olsun ister başka biri. Bunu yapan gözlerimin içine bakarak can verecek. Müziği kapat. Müzik kapatılıyor. Perdeleri aç. Perdeler açılıyor. Gir. Bonjour patron. Fransa'da yanıma gelip iş istediğinde boksör olduğunu, 18 maçın 9'unu nakavtla kazandığını söylemiştin. Oui patron. Anlaşılan kalan 9 maçın nasıl bittiğini sormayarak hata etmişim. Git bana Sibel'i getir. Ama dikkat et Fırat yanında olmasın. Bunu kendim için değil, senin için söylüyorum. Yeter be. Kolum morardı iyice. Hoş geldin güzel sevgilim. Otursana. Delirdin mi sen? Ha? Bana yaptıklarından sonra yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Bırakıp gidince anladın sandım. Merci Jean-Claude. Sakinleşmek için biraz uzaklaşmaya ihtiyacım vardı. Sen Fırat'ı üstüme saldıktan sonra onu öldürmemek için gitmeliydim. Ben Fırat'ı üstüne falan salmadım. Halimi öyle görünce... Kalem! Kılıçtan keskindir diye niye söylenmiş? Hiç düşündün mü?
o kılıçlarla savaşmaya gidecek olan kişilere emri birileri yazarak veriyor çünkü. Ve aynı birileri uzun yıllar süren o savaşları istedikleri an yine kalemle yazarak bir anlaşmayla bitirebiliyorlardı. Kılıcı yapmak için bilgiye ihtiyaç var. Bunu da unutmamak gerek. Nereye varmaya çalışıyorsun? Fırat aklı yerine kılıcıyla hareket eden biri. Bense her zaman zekamla fark yaratırım. O yüzden o kaybetmeye sen de benim olmaya mahkumsun. Sakın. Sakın bir daha bana dokunmaya kalkma. Dediklerim anlaşılmadı herhalde. Bana yaptıklarından sonra hastaneye gidip rapor aldım. Eğer bir daha bana dokunacak olursan hiç korkmadan polise haber veririm. Anlıyorum. Videoyu oynat. Video oynatılıyor. Sana bulaşmayayım diye korktum. Elime silah alayım diye uğraşan tek insan. Adamı öldürdüm lan. Yapma Fırat. Ben öldürmedim annemi. Şehadet getir. Fırat ne dediğinden haberim bile yok. Şehadet getir dedim lan. Fırat bak ben bir aydır yurt dışındaydım. Annenin öldüğünü bile internette okudum. Dondur. Video donuyor. Bu görüntüler dün gece teknemde çekildi. Şimdi sevgilim, restini görüyor ve arttırıyorum. Eğer benimle evlenmezsen bu görüntüleri savcıya vereceğim. Ve eminim ki savcı da Fırat'ı haneye tecavüz ve adam öldürmeye teşebbüsten direkt cezaevine gönderecek. Ben seni sevmiyorum. Neden benimle evlenmek istiyorsun? Benim aşkım. İkimize de yeter. Sana akşama kadar süre. Cevabını bekliyorum.